trombosit vücudumuzda pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerdir. Bunlar milimetre küpte 150 bin ile 400 bin aralığındadır. Normalde aktif halde değil yuvarlak haldedirler. Ama bir yerde bir kanama olduğu zaman arkadaşlar bu hücreler oraya yapışırlar ve şeklini değiştirirler. Böyle babam ve oğlumda da gideydim durmayaydım gibi şeklini değiştirip üst üstüne bir pıhtı oluşumunun ilk basamağını oluştururlar arkadaşlar. Trombositin eksikliğinde kanamalar görürüz. Özellikle ciltte, ağızda, burunda ve Allah muhafaza beyin kanaması ve iç organlarda iç kanama şeklinde olabilir. Normal arkadaşlar bunun düşüklüğünü iyi huylu hastalıklarda ITP gibi olabilirken en çok bizim burada servisimizde kan bankamızda kullandığımız trombositler genelde kemoterapi alan erişkin ve çocuk hastalar ve kemikliği nakli alıcılarına yani kemikliği yapılan hastalarda ihtiyacımız olmaktadır. Trombosit bağışı arkadaşlar iki şekilde yapılabilmektedir. Bu bağışlardan bir tanesi normal kan bankasına gelip torbaya verilen kanlardaki az bir miktar yaklaşık olarak 150 mililitre kadar bir trombosit elde edilir. Aynı kan grubunda olan A kan grubunda olan 4 ile 5 kişinin arkadaşlar trombositleri birleştirir. Çünkü bir kişiden çıkan kan orada yeterli değildir arkadaşlar. Bunlar birleştirilip havuz trombosit şeklinde olabilir. Veya bir diğer alternatif de size birazdan o cihazlarımızı da gösteririz. Cihaza bağlanan bir insandan sadece kan pıhtılaşma hücreleri, trombositleri toplanır. Geri kalan kırmızı kanlar, plazması hastaya tekrar geri verilir. İkisinin arasındaki bir kalite olarak bir fark yoktur. İkisi de aynı kalitededir, aynı miktarda da vermektedir. Fakat torbaya verdiğiniz zaman bir kan kaybı da olmaktadır. Çünkü o trombostin yanında eritrosit, plazma da verdiğinizden dolayı o verici 3 ay sonra verebilirken makineye aferiz cihazına bağlandığınız zamansa 15 günde tekrar kan verebilirsiniz. Az önce bahsettiğim üzere trombosit değerleri düşük olan ve kanama riski olan hastalara veriyoruz biz bunu arkadaşlar. Yani nakilde, kemik iliği naklinde biliyorsunuz Erciyes Üniversitesi çok büyük bir referans merkezi. Bizim Kırşehir'den, Trabzon'dan, Samsun'dan, Malatya'dan, etrafımızdaki illerden başka Nevşehir, Niğde, Sivas bunlardan başka çok fazla hastamız gelebiliyor. Ve bunlara çok ihtiyacımız oluyor. Bu hastalarımızın hepsini kullanıyoruz arkadaşlar. Aferez cihazına bağlandığı zaman birazcık daha fazla olur. Çünkü insanın ton vücut hacminin en az 2-3 katını kadar işliyoruz. Tekrar makine alıyor. Bir santürücü var. Orada santürücü ettikten sonra hücreleri alıp tekrar hastaya veriyor. Bu buçuk 2 saat kadar sürebiliyor ama torbaya kan başı yaptığınız zaman 15 dakikada çok rahatlıkla verebiliyorsunuz. Trombositte herhangi bir uyarıcı iğne vermeden direkt topluyoruz arkadaşlar. Yeterli bir miktar olabiliyor. Ama daha önceki konuşmamızda da beraber bahsettiğimiz üzere bu granülosit vereceğimiz zaman arkadaşlar onların sayısı vücudumuzda düşük oluyor. Biz onu birazcık arttırmak için o çoğaltıcı iğneyi aşı iğnesini yapıyoruz ama trombosit yeterli olduğu için buna herhangi bir aşı yapmıyoruz arkadaşlar. Aslında vücudumuzda 36 derecede damarımızda bu kan hücreleri akarken trombositler birazdan size de göstereyim arkadaşlar oda ısısında. 20 derecede ve ajitatör dediğimiz cihazlarda sallanıyorlar. Sürekli o şekilde bunların muhafaza edilmesi gerekiyor. Bunların ömrü de arkadaşlar 5 gündür. Yarı ömrü 5 gündür demek ki 10 güne kadar yolu var. Fakat bir de şunu unutmayalım. Bu ürün ben bazen öğrencilerime bunu anlatarken işte bir çikolatayla bir gofletle bunun ne farkı var trombostin diye bahsediyorum. Çünkü işte çikolatalı gofletin son kullanma tarihine kadar tamamını yiyebiliyorsunuz. Ama topladığınız üründeki trombostin hepsi aynı yaşta değil. 4 günlük olan trombositler var. Onlar bir gün sonra arkadaşlar o dörtte biri ölüyorlar. Bir sonraki gün 3 yaşında olan trombositler var. Onlar 5. güne geldiği için onlar ölüyor. O zaman şöyle oluyor. Trombosit ürünümüz ister havuz olsun ister aferes trombosit olsun bunlar fark etmiyor. Her gün 5'te biri azalıyor arkadaşlar. Yani bir sonraki güne gittiğiniz zaman o yüzde sekseni bir sonraki güne gittiğiniz zaman yüzde %60'ını görüyoruz. Onun için bunu zamanında kullanmak, ihtiyacı olan hastaya kullanmak çok önemli arkadaşlar. Buradaki miktar normal bir kanda topladığımız kadar toplam 450 mililitre kadar arkadaşlar bizim kan torbamız alabileceği bir miktar var arkadaşlar. Bu kadar bir kan kaybımız oluyor ve bunu da 3 ay sonra tekrar bağışlamasını istiyoruz. Hastanın o gün iyi beslenmesini, karnının tok olmasını, vericinin özür dilerim hasta bize hep hastaya alıştığımızdan kan bağışçısının o gün iyi beslenmesini, herhangi bir hastalığının olmadığını bunları falan hepsinin belli kriterleri var arkadaşlar. Onları biz burada doktor arkadaşımız muayene ediyor, tespit ediyor, bu verebilir dedikten sonra kanını veriyor ama aynı gün içerisinde bu kan özellikle torbaya verdiğimiz zaman kan kaybı olduğundan dolayı bol bol su içmesini istirahat etmesini özellikle istiyoruz. Yani normal bir kan bağışından bir fark yok. Operitede bence daha da konforlu. Birazcık daha fazla kalıyorsunuz ama e, vücudunuzdan bir kan kaybı olmuyor. Biraz vaktiniz 1-2 saat daha fazla gitmekle beraber orada neredeyse sıfıra yakın bir kan kaybı. Ha bu trombositin düşüklüğünü de aldıktan sonra hastada bir sıkıntı olmuyor. Çünkü arkadaşlar bizim kemikliğimizdeki kök hücrelerimiz var. Bunlar orada uyuyor vaziyetteler. Ne zaman ki birisi bunu uyandırdığı zaman hemen çoğalıyor, kendinden bir tane daha yapıyor. İhtiyaç olan ne tarafta? Trombositse trombosit, eritrosit eritrosit yapıyor. Yani alınan kişiden bu kanın bir eksik ne olmuyor arkadaşlar?